Evet, piyaniç. Yani muhtemelen ilk duyduğunda herkesin gözleri bir fal taşı gibi açılmıştır diye tahmin ediyorum. Nasıl yani? Beşiktaş'a mı geliyor Pjanić diye ve resmen Beşiktaş'ta Taner. Şimdi tabii ki Şampiyonlar Ligi için bir kadro kur, yani belki hedeflenen Şampiyonlar Ligi için bir kadro kurmak değildi en başından beri Beşiktaş'ta, ama Kuruldu. kuruldu. Tabii. Yani sonuç itibariyle oluşan kadroya baktığımızda Batshuayi'li, Teşeralı, Pjanić'li bir kadro meydana geldi ve an itibariyle kağıt üzerinde gerçekten güçlü, sağlam bir kadro diyebiliriz. Tabii ki sahaya nasıl yansımaları olacak, takım oyununda nasıl görüntüler verecek bunu göreceğiz, ama önce Pjanić özelinde istersen başlayalım biraz konuşmaya. Yani çok kıymetli bir transfer. Bunun ötesinde oyuncunun Barcelona kariyeri, daha önce Juventus'u, Roma'sı, hadi Barcelona kariyeri belki 30 maçta sınırlı kalsa bile öncesinde çok ciddi bir Roma kariyeri, Tabii. Juventus kariyeri, Serie A'da önemli işler yapmış bir isimden bahsediyoruz. O yüzden de Beşiktaş çok kıymetli bir transfer bitirdi. Ve Şampiyonlar Ligi seviyesinde sizi gruplardan dışarı atabilecek bir artık orta saha hattına sahipsiniz. Eğer savunmayla alakalı problem yaşanmazsa, işte Wellington'u, Vidas'ı gününde olursa maçlarda Beşiktaş rahat bir şekilde gruplardan dışarıya kendini atabilir gibi gözüküyor. Çünkü Gezal'ı saymadık. Gezal, Tabii. Alex Teixeira, bakıyorsunuz işte Pjanić, ileride Batshuayi. Batshuayi. Bu oyuncuların toplamda kariyerleri boyunca onlar için ödenmiş bonservis rakamı 240 milyon euro. Attıkları goller, asistlerin toplamı 600. Yani 4 adamın attığı gol ve asistlerin toplamı neredeyse 600'e tekabül ediyor. Şimdi bu kadar kıymetli bir kariyere sahip orta saatte de çok önemli işler yapacaktır. Beşiktaş yönetimini tebrik etmek lazım. Yani fırsat transferi denir ya, Evet. yani zirvedir yani. Fırsat transferi yapmanın zirvesi. Çünkü Barcelona'ya bonservis bedeli ödemiyorsunuz. Artı maaşının da büyük bir bölümünü Barcelona karşılamaya devam ediyor. Şimdi bu şekilde transferi bitirmenin de altında belli matematikler yatıyor olması lazım. O matematiklerin bir ucu da tahmin ediyorum ki Emre Demir transferine gidiyor gibi gözüküyor. Kayserispor'un Barcelona'ya satacak olduğu Emre Demir Az transferine. önce Ahmet Bulut'un bahsettiği bir oyuncumuz Türkiye'den Avrupa'ya gidecek ama adını ve takımını söyleyemem dediği İsim Emre isim Demir. Emre Demir, Kayserispor'dan Barcelona'ya mı? Evet, Emre Demir Barcelona'ya transfer olacak. %99 bu iş bitmek üzere. Menajeri Ahmet Bulut, Pjanić transferinin Beşiktaş'a gerçekleştiği süreçteki pazarlık aşamasında belki de Emre Demir transferiyle ilgili Ahmet Bulut belli pazarlıklar yaparak Pjanić transferini Beşiktaş'a daha hızlı bir şekilde bitirmiş olabilir. Altında yatan matematikten kastım buydu. Çünkü Emre transferi Barcelona'ya gerçekleşirken tabii ki Kayserispor'un kazanacağı bonservis rakamları var. Oyuncunun genç olmasından dolayı geleceğe dönük bazı planlar var. Barcelona'dan istenmiş olan bazı kolaylıklar iki transferle birlikte yapılmış olabilir. Bu da Pjanić transferinin kolaylaşmasına neden olmuş olabilir. Varsayım ama iki oyuncunun da menajeri Ahmet Bulut. O yüzden de doğal olarak menajer masaya oturduğu zaman bu transferi bitirirken işte orada da bunu yaparız tarzında bazı kozları masaya sürmüş olabilir. Peki Nevzat, ne dersin Pjanić Beşiktaş'ta? Yani büyük bir transfer hakikaten. Sadece büyük bir transfer değil. Yani birçok yıldız oyuncu geldi. Bu yıldız oyuncularla kıyaslandığında Pjanić kuyruklu yıldız gibi duruyor. Yani çok ekstra bir oyuncu. Bir önceki sene 60 milyon euro bonservis, ki bu rakamı bulabilen başka bir oyuncu yok. Yani bu... Orada küçük bir nüans var. Araya gireyim. Çok özür diliyorum. Yanıltıcı olmasın. Juventus'tan Barcelona Arthur'u transfer etti 72 milyon euroya. Sonrasında 60 milyon euroya da Barcelona Juventus'tan Pjanić transfer etti. Orada aslında finansal fair Bir play ve evet bir uydurma vardı. denge. Aslında transfer Arthur artı pardon Pjanić artı 12 milyon euroydu. Ama finansal fair play'de kağıt üstünde bir rakam belirtmek gerektiğinden dolayı Pjanić 60 ödendi. Oradan Evet. 72 alındı. Aslında oradaki konu Doğru. Pjanić 60 olduğu için değil. Evet. Finansal Ama fair hani şey play'de olarak bütçe açmak içindi. bu, çünkü Türkiye birçok yıldız oyuncu geldi işte 90'larda, 2000'lerin başında, 2010'lu yıllarda işte birçok kulübe çok önemli yıldızlar geldi. Pjanić Barcelona'dan geliyor. Beşiktaş'ın transfer dönemine bakacak olursak Chelsea, Barcelona değerli. Yani bir Evet. Chelsea'den geliyor, Barcelona'dan geliyor. Ödenen bonservis zaten oyuncu ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Bilgi hazır vermişken ben de o zaman bir tane bilgi Tabii. vereyim. Barcelona 9 milyon euro yıllık olan Pjanić'e Beşiktaş'ın verdiğinin iki katını veren Zenit vardı. Yani 5 milyon eurosunu Zenit karşılamaya hazırdı ve resmi teklifini de sunmuştu Barcelona'ya. Pjanić
Beşiktaş dedi. Yani bu net bir bilgidir. Burada ya, Şampiyonlar Ligi faktörü Şampiyonlar şüphesiz Ligi, çok önemli. Şampiyonlar Ligi, Kostiç faktörü çok önemli. Birçok faktör evet, var. Evet. Ama yani Barcelona açısından cazip teklif aslında Zenit'ten gelmiş. Yani 5 milyon eurosunu Rus kulübü karşılamaya hazırladı. Ama oyuncu ben Beşiktaş'ta oynamak istiyorum deyince bu transfer gerçekleşti. Bir de menajer konusu hakikaten de önemli. Ahmet Bulut çok sansasyonel transferlerde hep ismi var. Galatasaray hiç gündemde yokken bir günde İrfan Can'la uğraşırken, o transferi gerçekleştirmeye çalışırken ki yapamamıştı, gerçekleştirememişti. Bir anda Getson alınca ortalık karıştı. O transferde de Ahmet Bulut imzası vardı. Şimdi Ahmet Bulut ile Galatasaray ilişkisine biraz bakalım ne olmuş. Her şey yolunda giderken niye bir anda biraz istenmeyen şeyler yaşanmış? Burada kırılma noktası Doğrukan transferi. Yani Galatasaray yine Ahmet Bulut'un menajeriliğini yaptı. Doğrukan transferinde Ahmet Bulut da karşı karşıya geldi. Bu şu demek değil. Yani o anlamı da çıkarabilirsiniz. Bugün Galatasaray ile Ahmet Bulut arasındaki ilişki bozulmasa Pjanić Galatasaray'da demek değil. Bu o demek değil. Yani buradan bu anlamı da çıkarılabilir. Çünkü Beşiktaş'ın başkanının da açıklamasından anladığımız üzere zaten düşündüğü bir transfer. Yani bir fırsat transferi doğru. Ama yani Galatasaray açısından baktım. Ben mesela Galatasaray'ın da o pozisyonda bir oyuncu ihtiyacı vardı. Gündeme hiç gelmedi. Ama işte menajer bu açıdan önemli. Şimdi Ahmet Bulut size bir günde Pjanić'i bitirebiliyor. Bu bağlantıları, bu kontakları olan bir menajerden bahsediyoruz. Geçmişte de zaten çok önemli oyuncuları getirmiş. O Portekiz furyasından, evet, Quaresma'lardan falan hatırlarsınız. Kırılma noktası bu. Yani Dorukhan konusunda Galatasaray kararsız kalınca, ki Dorukhan'ın menajeri de Ahmet Bulut, ortada Galatasaray'la bu bir anlaşmazlık oldu. Ve bugün bu menajer, çünkü menajerler çok önemli. İşte size bir günde Pjanić Galatasaray'a da gelebilirdi diyorsun. Yok, Galatasaray'a yani gelebilirdi derken Galatasaray istesi de alırdı demek değil bu. Bu menajerin ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Anladım. Beşiktaş doğru bir menajerle çalışıyor. Yani şuraya bağlayacağım. Bugün Benfica Getson Fernandez'i UEFA listesine almamış olsaydı Galatasaray'a mı yoksa Beşiktaş'a mı gidecekti? Zaten sorusunun cevabı da az önce menajerden anlayabiliriz. Peki. Demek istediğim herhalde anlaşılmıştır. Net bir şekilde anladık. Ha, evet. Yani Ahmet Bulut eğer Getson Fernandez'in çıkışına izin verilseydi bu oyuncu bu kez Beşiktaş'a götürecekti. Peki. Şimdi Beşiktaş özelinde yine oluşan artık kadroyu isterseniz biraz tabii da değerlendirelim. Zira Pjanić geldi. Çok kıymetli bir oyuncu. Çok değerli bir oyuncu tabii ki. Yalnız Teixeira geldiğinde bile biz acaba takım kurgusu nasıl olacak? Sergen Yalçın özellikle işte orta sahada kimleri tercih edecek? Kim devre dışı kalacak? Lig açısından baktığımız zaman 3 yerli oyuncu kimler kullanılacak? Şimdi bunları tartışırken, düşünürken bir de buraya Pjanić eklendi. Acaba takım içi denge nasıl sağlanacak? Nasıl bir ideal 11 bulacak Sergen Yalçın? Bu anlamda düşüncen nedir Taner? Yani çok büyük problem olacağını düşünmüyorum. Sergen Hoca genellikle ikili merkez orta sahayla oynarken zaman zaman tekliği orayı düşürüp orada işte arkada kimi tercih edeceği kısmı değişir. Biraz yabancı kuralıyla da alakalı değişecek durum. Evet. İşte Salih Uçan muhtemel orada yerli kontenjanından dolayı. Çünkü 3 tane yerli ligde bulundurmak zorunda olduğunuz için kaleci Ersin'i oraya sayabiliyorsunuz. Rıdvan'ı muhtemel sol bekte değerlendirmesi gerekecek. Salih'i orada değerlendirebilir. Salih'in pozisyonuna Pjanić'i çekmesi gerektiğinde, yani merkeze çekmek zorunda kaldığında ise bu sefer farklı bir alternatif yerli kontenjandan Necip oyuna dahil olacaktır. Ama Şampiyonlar Ligi seviyesinde eğer ki tekli merkez düşünecekse Sergen Yalçın, Gezal, Pjanić, Alex Teixeira, Larin, ileride de Batshuayi. Orta saatli 5 oyuncusu bu şekilde olur. Arka tarafta kimi tercih eder kısmı biraz tabii ki performanslarla alakalı. Bu arada özür dilerim, bir son dakika gelişmesi var. Malum dün gece yarısı Şampiyonlar Ligi için, UEFA için listeler teslim edilmişti. Güven Yalçın Beşiktaş'ta adı UEFA'ya bildirilmeyen isim oldu. Evet, zaten şampiyonluktan teklif olduğunu Sergen Yalçın belirtmişti. Oyuncu gitmek istemiyordu ama belki de forma şansı bulamayacağı kendisine ifade edilince
gidecek isimler arasına girmiş olabilir Güven Yalçın. Çünkü şu kadro içerisinde Güven Yalçın kolay kolay o yerli kontenjanını da değerlendirelim, Güven oynasın denilebilecek bir duruma da çok Beşiktaş gelmez gibi gözüküyor.